Evet, Mahmut Eskiyörük, Tire Süt Kooperatifi Başkanı. Mahmut Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Merhabalar, hoş geldiniz. Tire Süt önemli örnek gösterilebilecek ve aslında program içerisinde de sıklıkla bahsettiğimiz kooperatifleşme, örgütlenme modelini ülkemizde gerçekleştirmiş ve başarıyla sürdüren bir kurum olarak duruyor. İyi bir örnek olarak duruyor. Öncelikle tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Çok kısa isterseniz hemen siz neler yaptınız? Birlik hakkında çok kısa, kooperatif hakkında bilgi verelim ve hemen ardından da gündeme geçeceğim. Evet, şimdi bakınız ülkemizde tarım ve hayvancılık sektöründe ciddi sorunlarla karşı karşıyayız ve ciddi sancılar yaşanıyor. Evet. Tabii bu gelişmenin sancıları, büyümenin sancıları. Fakat ortak akılla ben bunların çözüleceğini umuyorum ve geleceğimiz aydınlık diyorum. Şimdi bugün işte gelinen noktada yine bir ithalat gündeme geldi. Evet. Evet. Maalesef ülkemizde bir sağlıklı piyasa düzeni oluşamadı. 2008'de bir kriz yaşadık. Binlerce hayvanlarımız kesime gitti. Sonra yetmezlik oluştu. 3 milyar dolarlık ithalat yapmak zorunda kaldı ülkemiz ve yabancı çiftçinin parası cebine gitti bu paralar. Hem milli ekonomi hem de üretici çok kayıplar uğradı. Evet. Sonra piyasa düzeldi derken süt fiyatları, yem fiyatları belli bir denge sağlandı derken maalesef kara bulutlar bizim hiç üzerimizden eksik olmuyor. İşte bir süt krizi yaşamıştık, ardından geçen yıl saman krizi, bu yılda dolar krizi yaşandı. Evet. İşte bu doların artmasından dolayı hemen yemciler anında hiçbir gün geciktirmeden zamları yaptılar. Yem yapınca, zam yapınca üretici de haklı olarak bu üretimi sürdürebilmek için et ve sütte fiyat artışı beklentisine girdi haklı olarak. Çünkü para kazanması gerekiyor. Şimdi burada hemen bir fırsatçılar devreye girdi. Bir lobi var ülkemizde. Fırsat bekleyen. Bakın bu Kurban Bayramı'nda da bu lobi hareketi geçmişti. Evet, Türkiye'de işte hayvan yetersiz, yetmeyecek, ithalat yapılsın diyen ama Allah'tan bakanlık bu oyuna gelmedi. Biz de destekledik. İthalat yapılmadı ve hayvanımız arttı bile. Evet. Bol bol yetti. Evet, şimdi şu an fiyatların artması nedeni girdi maliyetlerin artmasından kaynaklanıyor. Yetmezlikten değil. Şu an Türkiye'nin et ve süt konusunda fazlalığı vardır, eksikliği yoktur. Bakın kim bulamıyorsa gelsin, ben istediği kadar hayvan bulayım. Bakın burada birileri rant sağlamak için, para kazanmak için Türkiye'nin sırtından böyle bir oyun oynuyorlar. Türkiye kesinlikle bu ithalat oyunu gelmemelidir. Bu ithalatı kesinlikle izin verilmemelidir. Bu oyuna karşı Türkiye dik durmalıdır. Bu lobi dağıtılmalıdır diye düşünüyorum. Şimdi sorunlar, işte sancılar nasıl giderilir? Çözüm önerileri bir modeldir. Evet, neler bakın, yapalım? Türkiye'nin yol haritası bir kere kesinlikle kooperatif olmalıdır. Tabii bu bir devlet politikasıdır. Bu kooperatifçiliği geliştirmek için direkt ve teminlerle olmaz bu. İşte Tresüt olarak biz bir model oluşturduk. Bu model Türkiye'de yaygınlaşırsa neler kazanacağız? Bakın biraz cümleyle söylemek istiyorum. Bir, gıda güvenliği sağlanacak. Yani tüketicinin güvenilir gıdası sağlamak istiyorsak çözüm kooperatifleşme. Türkiye'de kayıt dışılık önlemek isteniyorsa çözüm kooperatifleşme. Kayıt dışılığı önlemeden zaten üretimli planlama yapamazsınız. Üretimin planlaması da kooperatifleşmeyle çözümdür. Çünkü şu an çiftçimiz bizim neye gideceğini bilmiyor. Rastgele üretim yapılıyor. Ve bundan dolayı çok büyük kayıplarımız var. Bu üretim planlaması yapılmadan fiyat istikrarını sağlayamazsınız. İşte bu fiyatların bu oynaklığı hem üretici hem milli ekonomiyi büyük kayıplardan kurtarıyor. Üretici sömürü altında bugün. Üreticinin sırtından birileri haksız kazançlar sağlıyor. O eli nasırlı, emek sarf eden üreticiyi biz sömürden kurtarmak istiyorsak bu ülkede kooperatifçiliği mutlaka yerleştirmemiz gerekiyor. Hem tüketiciyi korumak istiyorsak, hem üreticiyi korumak istiyorsak, üretim ve üreticinin devamını sağlamak istiyorsak, ülkemizin kalkınmasını istiyorsak, ki tarımdan başka bizim kalkınma şansımız yok, tarım bizim en büyük kalkınma gücümüz. Bırakın ekonomik yönünü, köyden kente göçü önlemek istiyorsak, bu ülkede toplumsal barışı sağlamak istiyorsak çözüm kooperatifleşme. Nasıl sağlanacak? Bugün dünyada bu %80, %90 seviyelerinde, bugün Amerika'sında, Kanada'sında, Hollanda'sında, Danimarka'sında, %90 seviyelerinde tarım ve hayvancılık faaliyetleri kooperatifleşmeyle sürdürülürken ülkemizde maalesef %13'lerde olmasının en büyük kaybımızdır. Bakın çok basittir. Peki. Ben Tarım Bakanımızdan bunu bekliyorum. Bir cümle.
Yo, devam edeceğiz. Sadece şunu açmak istiyorum. Özellikle sizi takdim ederken de söyledim. Tiresüt Kooperatifi önemli bir örnek olarak karşımızda duruyor. Hı-hı. Çünkü Türk tarım sektörüne baktığımızda yaşanan problemleri sizin de belirttiğiniz gibi temelde çözebilmek için günlük geçici çözümler değil, temelinde bu problemleri ortadan kaldırabilmek için kooperatifleşmeye ihtiyacımız var. Bunu çok hızlı yapmak zorundayız. Oğlum, şu modeli anlatayım ben size o zaman. Çok kısa bu modelden bahsedelim. Evet. Çok mu zordur şimdi, bunu hayata geçirmek? Evet, yapılamaz bizim, mı? Bizim şu an verdiğimiz bir zihniyete karşı bir kavga veriyoruz. Evet. Biz. Nedir bu? Küçük üreticilerle olmaz diyenlere karşı Tire'de 2000 küçük üretici bir araya geldik. 2000 evet. küçük üretici bir araya gelerek birlik olarak bütünleşerek bu olmaz diyenlere karşı biz sorunları ortadan kaldırırız. Nasıl? Evet. Ortaklarımızın kooperatif olarak tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz bugün. Gübresini, tohumunu, yemini, evinin ihtiyacına kadar makine parkımızda ekimini, biçimini, aklınıza ne gelirse. İkincisi, bunların biz ürünlerini alıp mamulü dönüştürerek onların kazancını arttırıyoruz. Üçüncüsü de biz 63 köyde soğutma tankı kurarak 8 yıl önce bugün Türkiye'nin yapmak istediği, hani gıda güveninden bahsediliyor ya, Avrupa'nın sütünün evet. daha temiz süt üretmesini sağladık köyünün. 5-10 tane süt ineği olan bugün sütü 100.000'in altında miligramda bakteriye ulaşarak çiftlik sütü değerinde kaliteli süt elde ettik. Evet. Ve onların pazar değerini arttı. Burada amacımız ne biliyor musunuz? O evet. insanların para kazanmasını sağlamak. Kesinlikle. Ve sütünü daha pahalı satarak, onları daha ucuz girdi maliyeti sağlayarak bunu, şu an biz Tire'de köylümüzü üretici para kazanıyoruz ki sonuç olarak da Türkiye'de son 10 yılda süt üretimi %70 arttı. Tire'de %400 arttı. Bakınız %400. Bu çok evet, önemli Tire'de bir oran. Hakkını teslim etmişiz doğru bir yaklaşımla evet, en başında. İşte, Tire Süt Kooperatifi'nin varlığıyla olduysa işte gelin bu modeli Türkiye'ye evet. yaygınlaştıralım. Nasıl mı? Bakın burası çok önemli. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Buyurunuz. Birincisi, biz gıda güvenini sağlamak için sütü kontrol ederek alıyoruz. Ziraat mühendisleri çalıştırıyoruz. Araçlarımız köy köy çift dolaşıyor. Evet. Laboratuvarımız var. Bizim litre 2 kuruş bugün bunun maliyeti var. Bunun karşılığında ben sadece aferin alıyorum. Bunun evet. bir bedeli olmalı. 2004'te kaldırıldı bu. Tekrar sütü soğuk zincir altını toplayan, kaliteli süt toplayanlara teknik destek birimi verilmeli. Hı hı. Asıl önemlisi, ben evet. bunu Sayın Bakanımızdan bekliyorum. Evet. 1 Ocak 2015'ten itibaren, ürün, yalnız süt değil bu, ürün destek birimi var yani süt evet, kuş evet, evet. Sadece ürünü kooperatifler kadarıyla pazarlayanlara verilecektir açıklaması yapılsın. Evet. Şu 11 ay içerisinde Türkiye'de kooperatifler kurulsun evet. ve inanın bütün sorunlar ortaya çıkacak. Bu direkt bir temenniyle olmaz. Çünkü Türkiye'nin şartları, koşulları bunu zorunlu kılıyor. Evet, ben bunun için Türkiye'nin ithalattan gitmesi Türkiye'nin ayıbıdır diyorum. Kesinlikle. Türkiye'ye yakışmıyor. Bugünkü nüfusun 3 katını doyurabilecek bir Türkiye nasıl ithalattan bahseder? Biz evet. ihracatı konuşmalıyız. Evet. Bugün evet. Türkiye bugün eğer sağlıklı bir tarım politikası izlenirse ki bunun da çözümü sağlıklı bir örgüt yapısıyla mümkündür. Hı hı. Bakınız şu an örgüt yapımız bir rezalet. Ankara'nın her caddesinde bir genel başkan var. Evet. Benim tek bir genel başkanım olmasını istiyorum. Hı hı. Ve bugün uyduruk kaydırık bir sürü örgütler kuruldu. Böyle bir şey yok. Bunlar hepsi tasfiye edilmeli. Hı-hı. Bunun adı dünyada böyledir, kooperatifleşmedir. Kooperatifleşme, evet. Kooperatifleşmedir. Bunun çözümü Türkiye'nin bakın tarım ve hayvancılığın gelişmenin, kalkınmanın, evet. Piyasa düzeninin düzelmesinin tek çözümü kooperatif. Kooperatifleşmede kimse korkmasın. Çünkü kooperatif insana yakışan bir modeldir. Evet. Tekelleşme hayvanlara özgü bir yaşam biçimidir. Kooperatifleşme insanlara yakışan bir modeldir. Hı-hı. Ben Türkiye'nin buraya odaklaşmasını istiyorum ve bekliyorum. Ve bu olursa çok mutluyum. Bu noktada Sayın Eskiyörük, az önce de belirttim. Tiresüt Kooperatifi bunu çok güzel başardı diye. Biz oraya gelip bir gün programımızı oradan yapmak isteriz. Hem laboratuvarları... Biz 25 kat büyüdük. Bakınız 25 kat. Tiresüt Kooperatifi 10 yılda 25 kat büyüyerek şu an büyük bir güç haline geldi. Evet. Nasıl oldu işte bakın kooperatifleşmeyle birlik beraberlikle bunu sağladık. Ben de Anadolu'da yaşıyorum. Niye evet. biz bunu tüm Anadolu'ya yaymayalım? Evet, bunu tüm Anadolu'ya yayabilmek için doğru örnekleri, güzel örnekleri ekrana taşıyacağız. Dolayısıyla biz de bir gün sizin misafiriniz olmak isteriz. Yayını oradan gerçekleştirelim. Çok sevinirim.
Biz misafiriniz oluruz, geliriz, ekrana taşırız. İyi örnek, çünkü doğru örnek, daha detaylı konuşuruz. Kooperatifleşme aslında bu noktada en iyi anahtar olarak görünüyor. Ve yine sizi de stüdyomuzda ağırlamak isteriz daha detaylı konuşmak tabii için. Her son zaman olarak birkaç cümle eklemek isterseniz buyurunuz lütfen. Kimse karamsar olmasın. Yani çok dikkat etmeliyiz, oyuna gelmemeliyiz. Ben tekrar uyarıyorum. Şu an bakınız, kimse fiyat artışlarını bir problem gibi görmesin. Elimde veriler var. Evet. Bugün süt fiyatlarında bir yılda %16 artış olmuş, ama yemde %18, mazotta %19 artış olmuş. Hala da üretici geriden gidiyor. Evet. Onun için üreticinin şu an eğer süt fiyatları 1 lira 105 kuruş seviyesindeyse bunu satın kimse yüksek olarak görmesin. Ha, diğer ülkelerde, Yeni Zelanda gibi ülkelerde et fiyatları düşük. Bizden çok ucuz. Süt fiyatları ucuz, ama onların gezi maliyetleri benim yarısı kadar. Onlar benim kullandığım mazotun yarı fiyatını mazot kullanıyorlar. Evet. Elektrik kullanıyorlar. Onun için onlarla bizi kıyaslamasınlar. Bizi aynı koşullarda üretim yapsak biz dünyayı kaputlarız. Kesinlikle öyle. Dünyayı doyurabilecek hem enerjiye, evet, isteğe, insan kaynağına sahibiz. Neden olmasın? Sayın Mahmut Eskiyörek, çok teşekkür ediyoruz. Hem sizi ağırlamak isteriz, hem de gelip bir gün yayını Tire'den yapmak isteriz. Çok teşekkürler. Beklerim ben de. Teşekkürler. İyi yayınlar. Selamlar. Çok teşekkürler. Sağolunuz.